sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, Fenerbahçe'de bazı belirsizlikler var. Burada onu sonlandıralım. İlk olarak Napoli'den Kim Minji transferi için açıklama haberiyle başlayalım. Çünkü Napoli sportif direktörü Cristiano Gint Gin Fenerbahçe'den Kim Minji'nin transferi için açıklamalarda bulunmuş. Yani bu olay biraz yılan hikayesine döndü farkındaysanız. İşin sonu nereye gidecek ben de çok merak içerisinde bekliyorum. Önce onu belirteyim. Basın toplantısında demiş ki Kim Minji iyi bir futbolcu ve onu takip ediyoruz. Başka durumlarımız da olduğu için bu konuda şu an daha fazla bir şey söyleyemem. Transfer konusunda derinlemesine değerlendirmeler yapıyoruz demiş. Fransız basından Lekip, Napoli ve Rennes'in Güney Kore'de savunma oyuncusu için 20 milyon euroyu gözden çıkardığını duyurdu. İtalyan ekibinin bu rakamı iki taksitte ödeme önerisi sonrası transferde öne geçtiği vurgulanırken Kim Min Ji için Premier Lig'den de bir takımın devreye girdiği ifade edildi. Hangi Premier Lig takımı ki acaba? Fenerli duyum iki, iki sonunda iki tane M olan bir hesap var Twitter'da. Fenerli Duyum bileşik olarak. Sonunda iki tane M var. Geçenlerde bir Tottenham, Motenan bir şey yazdı, bir şeyler etti. Büyük kulüp şöyle böyle falan filan dedi. Acaba Tottenham mı? Sanmam. Cık, adam hep atıyor kafadan. İnternette bulup bulup okuyor sonra millet de buna inanıyor. Renden Kim kararı. Şimdi bir de işin bu boyutu var. Ee, Arkadaşlar çok değil 72 saat hatta belki 108 saat içerisinde geri dönsek 72 saat geri dönelim ya da fazla gitmeyelim. Hepimiz kiminci de hayırlı olsun falan diyorduk. Değil mi? Aynı ren. Lan nasıl becerdiniz oğlum? Lan yöneticiniz eski Fenerbahçeli falan mı? Yöneticinizin tuttuğu takım Fenerbahçeli mi? Nasıl becerdiniz elinizdeki futbolcuyu hala alamamayı? Dedirten ren yaşanan süreç nedeniyle farklı isimlere yöneldi diyorlar. Ancak Fransız ekibinin Güney Koreli futbolcunun transferinden vazgeçmediği ifade edildi şeklinde haberde belirtiyor arkadaşlar. Fransa'dan Lekip'in haberine göre Ren'in 25 yaşındaki futbolcunun transferinden vazgeçmediği ancak yaşanan süreç nedeniyle farklı isimlere yöneldiği ifade edildi diyor. başarılı futbolcunun sözleşmedeki yüksek beklentisinin de Fransa ekibinin alternatiflere yönelmesinde etkin bir rol oynadığı gelen bilgiler arasında diyor. Ee, şimdi bakın şurası komik. İki takımda 20 milyon euro verdi. Başarılı savunma oyuncusu için Napoli ve Ren'in de 20 milyon euro bonservis teklif etti. Ancak Napoli'nin bu ücreti iki taksitte ödeme önerisini İtalyan ekibi transferde öne geçirdi. Premier Lig'den de bir takımın devreye girdiği söyleniyor. Şimdi Fenerbahçe'miz bugün 19 Temmuz 2022'de transfer görüşmelerini sürdürdüğü için takımdan ayrı olan Kim Minji'nin eksikliğinde Dinamo Kiev maçının son antrenmanını da gerçekleştirdi. Bu antrenmanda ve birkaç gündür yer alan, yani birkaç gündür idmanlarda yer alan Tisserand ve Lemus ya da ikisinin birlikte daha önce de söylediğimiz üzere UEFA listesine eklenmesini bekliyoruz. Çünkü yedek savunma hatsız çıkacak eğer böyle giderse takım. Ee, hayırlısı olsun. Hocam kalma ihtimali var mı Kim Minji'nin? Var. Sen yüzde verir misin? Arkadaşlar yüzde vermek çok saçma. Yani yüzde elli desem, altmış desem ben bir şey değiştiremem. Kalma ihtimali var mı? Var. Kiye maçında oynama ihtimali var mı? Onu sanmıyorum işte. Yani onu sanmıyorum. Niye sanmıyorum? Ee, çünkü eğer transfer ihtimali yüksekse bu yoktur. Ha şuna okeyim. Bazı garantiler alınmıştır. Futbolcuyla görüşüyordur takımlar. Ya da bugün bu iş tamamen biter. Saat 21'e kadar. Yani harbi harbi konuşacağım. Senin harbi harbi kısımlarını seviyoruz derseniz ben bu transferin döneceğini zannetmiyorum. Yani Kim Minci kesinlikle gider. Ama 20'ye gider. Ama 23'e gider. Bazı arkadaşlar gerçi 18 milyon euro diyordu şeyin serbest kalma bedelini ama ama 20'ye gider ama 23'e gider. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Şu bir gerçek. Bence doğru zamanda gidiyor. Bakın. Çok tuhaf gelmiştir bu cümlem size. Hocam nasıl doğru zamanda şampiyon olsak kaça giderdi? Belki şampiyon olsan 40'a 50'ye giderdi. Kabul. Ama tam doğru zamanda gidiyor bence. Bazı şeyleri söyleyemiyorsun. Vedat Murici transferi aklınıza bir getirin. Doğru zaman mıydı? Çok doğru zamandı. Bence bu da aynı. O zaman sıra geldi stoper transferine. Hocam kim Minji gidiyorsa transfer yapılacak. Doğru muyum? Kesinlikle yapılacak. Doğrusunuz. Tebrik ederim sizi. bilgilerinizden dolayı da kutluyorum arkadaşlar. Şimdi e, olayı biraz karışık bir olay. Fakat şimdi stoperde size bir isim söyleyeceğim. Bakın isme dikkat. Bakalım kimin aklına gelecek. Stoper'de ismimiz şu. John Anthony Brooks. John Anthony Brooks. Bu arkadaş Fenerbahçe'ye önerilen bir arkadaş. ABD'li Stoper. Hocam bu şey miydi ya? Sen demiştin Rogon'un bir futbolcusu vardı. Yüksek Yıllık Hücretli. Aynen arkadaşlar. Aynı isimden bahsediyoruz. Bu arkadaş. Ee, şimdi Rogon bize bunu önerdi. Aldık almadık falan filan değil. Haberiniz olsun önerildiğini sadece belirteyim. Zaten sosyal medyada da görmüşsünüzdür. Bu arkadaş bize önerildi. Ee, alırız almayız bir şey söyleyemem ama önerildi. Şimdi Kim süreci malum. 2-3 gün önce Rene gitti. Dün Napoli'ye gitti. 2 gün önce Napoli'ye gitti. Dün Tottenham araya girdi. Bugün belki Galatasaray isteyecek. Gerçi bir futbolcu Galatasaray isterse Fenerbahçe alıyor genelde son dönemde ama bakalım ne olacak. Ama ben bu Anthony Brooks ismine olur zannetmiyorum ya olur vermiyorum yani olacak gibi değil. Nino hazır stoperlerini konuşmuşken hocam sen de bütün tuşlara basıyorsun demeyin arkadaşlar hani gündemdeki bütün stoperleri tekrar hatırlatıyorum. Ya hocam biz biliyoruz siz biliyorsunuz da maşallah kanalımız her gün abone kazanan bir kanal inşallah Corvette kapından önce de 25 bin oluruz. Şimdi Nino için. Çeşitli söylentiler var. Biz Nino için teklifte bulunduk. Fakat beni dikkatimi çeken şey şu. Filmin enesi hakkının %60'ına sahip diyen var. %75'ine sahip diyen var. %50'sine sahip diyen var. Bu iş herhalde resmiyete düşene kadar, resmiyette bir şeyler olana kadar sanırım sürüncemede olacak bir olay. O yüzden e, kesin konuşmamak lazım. Ama Nino için çabalıyoruz, çalışıyoruz. Ben bunun garantisini vereyim. Beşiktaş İstanbul Spor'un 2001 doğumlu stoper Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna kattı diye söylentiler var. Bir alıyor bir almıyor bir almıyor bir alır gibi yapıyor bir Rize'den futbolcu alıyor bir almaz gibi yapıyor. Bunu niye söylüyorum? Yani futbolcuyu çok bilmediğim için söylüyorum. Sol ayaklı sol stoper diye biliyorum sadece ama. Bakın rakiplerimiz bile birincilikten topçu alırken ne sıkıntılar yaşıyor görün. Ya yani Rize Spor'un savunmasını aldı almadı aldı almadı. Görün yani birincilikten topçu alırken bile ne süreçler yaşıyor. Onu da söyleyeyim. Göztepe Uğur Kağan Yıldız'la 3 artı 1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Ben Twitter'da bir soru sordum. Dedim ki ya Kim Minji'yi kalacak olsa. Pedro'yu da aldı Fenerbahçe. Lan yeter artık arkadaş kimseyi almıyoruz. Sadece fırsat transferi kollayacağız dese kulüp. Kabul müsünüz diye. Birçok oylama var. Bana kalsa Pedro yetmez. Bir de Plea çekelim. Sol beke profilli ve potansiyelli genç birini çekelim. 2. 8 numaraya dünyaca önlü bir yıldız çekelim. Ya da dünyaca önlü yıldız olabilecek genç potansiyelli bir yıldız çekelim. Zaytsev falan paketleyelim. Bak benim hayalimdeki 8 numara böyle 15-20 milyon euroluk falan bir futbolcudan bahsediyorum. Duyum vermiyorum ha yanlış anlaşılmasın şifre vermiyorum. Kafamdakini söylüyorum bak 3. Stopere kim giderse 1 değil 2 isim birden alalım. Misal veriyorum dena yeri alalım. Arkasına da işte penetra gibi falan patlamaya hazır bomba alalım. Yani Nino'ya eğer becerebiliyorsak ucuza Nino'yu kapatalım. Arkasına yine penetrayı alalım. Fark etmez. Ya da hem Nino hem dena yeri alalım. Harbi söylüyorum bak. Mutlaka iki stoper alalım. Tisserant'tan falan çıkalım. Yani Tisserant, Kolkır, Lemos etmeyin, eylemeyin arkadaşlar. Bizim standartlarda değil bu isimler. Hani şu an Fenerbahçe standartı o kadar yükseldi ki normalde 2 sene önce bizim standartlarımızdaydı. Hatırlayın ya biz e, Abdülay'a bağ falan oynuyorduk şeyden. Neydi? Palet falan oynuyorduk. Yedek kaleci alalım. 6. Ama aç gözlüyüm değil mi arkadaşlar? Aç gözlü değilim ben size doğruları söylüyorum. Ama hocam Ali Koç dedi ki E Paşa paşam? Yok hocam Ali Koç'un dediği tam sen demiştin 7 artı diye. Doğru senin dediğin daha şey oldu. Şimdi e, Uğur Melike'nin bir yazısı var. Jesus'un hayali Atletico tipi Santrafor diye. E, ben bu yazdan kısa kısa okuyup okuyup geçeceğim. Bilginiz olsun. Diyor ki Süper Lig standartlarına yakın rakiplerle oynadığı son 3 hazırlık maçı Kiev planla ilgili ipuçları veriyor diyor. Portekiz teknik adam Sarla takım monte etmek istediği sistemde Santraforlardan biri pivotal, biri gezici tıpkı Fernando Torres, Griezmann gibi hayır. Alex Nobre gibi. Bak ben açık açık söylüyorum sana. Jesus'un taktiksel elastikiye elastikiyete inanan bir teknik adam diyor. Ya yani taktiksel olarak esnek birçok şeyi düşünen bir adam diyor. Eldeki oyuncu listesine göre formasyonu değiştirebilen bazen tek forvet bazen çift forvet oynayabilen bir adam diyor. Hani ilk 800 küsür maçında dörtlü savunma kullandıktan sonra Benfica'da üçlüye döndü diyor mesela. Ama Gittiği her takımda önce mutlaka bir 4-1-3-2'yi deniyor diyor. Benfica'da da, Sporting Lisbon'da da, Flamengo'da da, Fenerbahçe'de de yaptı diyor. Doğru. Okey. Dinamo, Dinamo Kiev'e 4-1-3-2 ile çıkılacak diyor. Beklenti zaten bu yönde. Ee, en zor pozisyon ileri ikili. Çünkü Jesus birinci dakikadan itibaren önde baskı istiyor. Bu pres haliyle santraforlardan başlıyor. Yani önde baskı, sonra ne diyor arkadaşlar? Elinde kampa başlarken Fenerbahçe, Serdar Dursun, Valencia, Samatta ve Berisha vardı. Jesus onlardan birinin yanına bazen Burumayı, bazen Rossi'yi ekledi. Amaç hem ikinci, üçüncü bölge geçişini çeşitlendirmek hem de öndeki o yoğun prese uygun ikiliyi bulmak diyor. Doğru. Hala da arayış içinde. Hatta ben gizli forvetin Rossi başlayacağı fikrindeyim. Ya da Buruma. Polonya'da büyük ihtimalle Valencia Rossi oynar diyor. Kısmen katılıyorum. Yani Valencia Rossi olayına. Ee... Niye kısmen katılıyorum? Şu yüzden kısmen katılıyorum. Yani biri bitirici forvet birisi gezici forvet. Yani koşullarına içeriye bindirme yapabilecek forvet şeklinde. Bu da mantıklı. Doğru. İrfancan kahveci sağ işte daha rahat hareket ediyor. 4 2 4 1 3 2 sorunsuzca uygulanabilir diyor. Ben biraz atlayacağım. Orta saha Jesus'un sistemine çok uygun diyor. Bak ben burayı çok merak ettim. Diyor ki elde Gustavo, Crespo, Zayt, Mert Hakan, İrfancan kahveci, Arda Güler hatta Pelkas var. Onlara İsmail Yüksek, Lincoln, Arao da eklendi diyor. 10. Ben bu 10 ismi çürüteyim mi şimdi? Birkaç tanesini göndereyim mi? Ee, neyse. Ancak doz aşırı istihdam içeriyor gibi görünen bu bölge. Jesus'un 4-1-3-2'sine uygun düştü. İlk 11'de genellikle klasik bir kanat oyuncusu kullanmıyor. Dörtlü savunmanın önünde 6 rolün 4'ü hatta bazen 5'i bu oyunculardan seçilebilir diyor. Evet katılıyorum. Bazen sol kenarda Lincoln'u oynatabilir. Arda'yı oynatabilir. Bazen 4-1-3-2 var ya o üçlü. Orada İrfan, Arda, Zayz da dizebilir. İrfan, Mert Hakan, Arda da dizebilir. Anlatabiliyor muyum? Doğru. Buna da katılıyorum. Arava yavaş yavaş adapte edilecek diyoruz. Zaten bunu futbol bilgisinden değil de mantık olarak da çözebilirsin. Arda olgun soğukkan diyor. Arda Güler'i de bence güzel monte edecek. Pelkas başarılı olabilecek mi diyor ama ben Pelkas konusunda bazı şeylerin daha yakın olduğu görüşündeyim. Ne demek istediğimi anladınız. Buruna, Buruma. Elbette yeni bir kulübe, yeni bir ekonomi, ekosisteme katılmanın sancılarını yaşıyor olabilir. Ama Fenerbahçe'nin şu anda en karmaşık oyuncusu gibi Buruma. Jesus onu önce ileri ikili de denedi. Sonra sola açıkta şans vermeye başladı. Hızını biliyoruz ama pek realist oynamıyor. Çok kolay top kaybı yapıyor. Ve maç içinde bölüm bölüm kaybolabiliyor, oyuna küsebiliyor demiş. Bence en doğru yorumlardan bir tanesi. Çözüm önerisi. Ben size çözüm önerisini söyleyeyim mi arkadaşlar? Çözüm önerisi şu. Vurmayı yedek başlatırsın. Yorgun savunmalara karşı oynatırsın. Özgüven popü, şeyini popülaritesini yükseltirsin. Özgüven pompalarsın. Sonra sonra oynatırsın. Ha tamamen değil. Mesela Osa'yı en iyi kampını yaşadı diyor. Katılıyorum. Geçen sezon da harika geçti ama bu yıl gerçekten farklı bir Osayi geliyor diyor. Kariyerin en iyi kamp dönemini yaşamış gibi. Savunma yönü çok daha gelişmiş. Premier Lig'e transfer öncesi son maçında Hall'ın sol açı Lewis Potter'a karşı iyi bir sınav verdi. Geriden çıkışlarda takımın ilk opsiyonlarından doğru. Mesela hücum yönü genelde sağdan olmaya başladı Fenerbahçe'de. İsmail Yüksek dinamik enerjik. Crespo'nun uzun süreli sakatlığı sonrası kademeli dönüşü İsmail'in şansı oldu diyor. Atılıyorum. İsmail Yüksek inşallah da bu şansı da güzel değerlendirdi diye düşünüyorum. Normalde İsmail Yüksek kampın ilk günlerinde Burak Kapacak'la birlikte yolcu isimlerden biriydi ama ben göreceğim dedi Jesus. Varsın kimseye gitmesinler ben göreceğim yine de dedi. Ve durum bu arkadaşlar. Aa Arao bilmiyorum şu anda Arao'dan beklenti düşük. Gerçekten Arao'dan beklenti düşük. Bunun sebebi de İsmail Yüksek'in Yüksek performansı diyebilirim. Şu bir gerçek, yani şu bir gerçek. Nasıl bir Fenerbahçe diye soracak olursanız arkadaşlar, tabii ki izlemeden, görmeden bir şey söyleyemeyiz. Biz Fenerbahçeyi hazırlık maçlarında izledik, hazırlık maçlarla resmi maçlar bir değil ama ışıkları gördük ya. İnşallah her şey güzel olacak arkadaşlar. Ee, Kiev maçı içinde, maç öncesinde canlı yayın yaparız inşallah orada değerlendiririz ama şu cümleyi kurmak zorundayım. Bazen transfer yerine kendi transferini yapmak zorundasın. Bazen almadığın isim sana şans olarak geri dönebilir. Bazen kadrodaki bir isim transferden çok daha fazla katkı verebilir. Bu cümleler silsilesini vereyim de örnek olarak şunu söyleyeyim. Arao'yu aldın. Crespo var. İsmail Yüksek var. Bence Türkiye standartlarında çok çok iyi bir ön libero hattı kurdun. Çok iyi üçlü ön libero hattı kurdun. 8 numaramızdan ben o kadar emin değilim işte. Mert Hakan, Zayt falan. Ben ısrarla söylüyorum. Eğer Zayt'tan 6 7 8'e çıkış varsa, Pelkas'tan 3 4'e çıkış varsa, 8 10'u 4'e 10'u sattım. Misal 12 milyon euro. 20 25 milyon euro'luk futbolcuyu 12'ye alabiliyorsan al, getir, oynat. O bölge bence çok önemli. Fenerbahçe'nin bu sene bence en 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 kritik yeri 8 numarası. Şu an itibariyle söylüyorum. Sol Ferdi, Çağatay bir şekilde oynar. Yani kör topalı İtekaka bir şekilde oynar. Zaten ofansif oynayacaksın. Sağ açık İrfan, Emre Mor. Belki Rossi'yi oynatırsın. Belki hatta Bruma'yı sağa çekersin. Bir şekilde oynar. Orvet şimdi Pedro, Valencia, Serdar Dursun. Hani Joshua King bir şekilde oynar. Lincoln bir tarafta oynatırsın edersin. Ama bu sistemde ben size diyorum. Ha niye hocam 8'in üstüne düşünmüyor? Şu da olabilir. Ben ofansif başlayacağım. Bir tane ön libero, bir tane on numara arkadaş. 4-4-2. İşine geliyorsa ben rakibe baskı yapacağım. Rakip bana gelmesin diyorsan o da bir alternatif. Hani e, atıyorum Arao, Lincoln başlayacağım merkez ikili. Sağda İrfan, solda Rossi ya da Buruma. Forvet'te Pedro King yapacağım. Ben şunu söyleyeyim. Ben bir Anadolu takım olsam ya da Fenerbahçe'nin rakibi olsam şu hücum hattını gördükten sonra derim ki ulan ön liberonun sayısını bir tane arttırayım. Hani Fatih Terim'in lafıydı sanırım. En iyi e, savunma hücum dur muydu? Birinden arakladılar mıydı? Ben Jesus'un bu görüşte olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. İnşallah da yolun sonu hayra çıkar. Fenerbahçe iyi yolda. Bakalım gelen transferler ne yapacak? Çarşamba günkü en ciddi sınavda yani en en ciddi sınavda hep birlikte göreceğiz. Bugün özelde bu videoyu 19.07 yapmak istedim. İnşallah beğenirsiniz. Görüşmek üzere.